Uzunluğu 2 tam %88 metre olan bir raf ve Zoom matematik kitabı ölçüleri aşağıdaki gibi verilmiştir. Bu rafa kalınlığı 1 tam 4 bölü 5 santimetre olan kitaplar aşağıdaki gibi aralarında ve kenarlarında hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre şekilde verildiği gibi yan yana ve aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilirse kaç kitap açıkta kalır? Öncelikle ne yapmamız gerekiyor artık? Rafımızın uzunluğunu biliyoruz. 2 tam %88 metre ama bakın bunu santimetreye çevirelim. Bu durumda 288 santimetre eşit oluyor. Metre cinsinden verilmiş 288 santimetre oldu. Daha sonra kalınlığını biliyoruz kitabımızın. Rafımızın uzunluğunu kitabımızın kalınlığını ne yapacağız? Böleceğiz. Yani 288'i 1 tam 4 bölü 5'e böleceğiz. Onu da bileşik kesire çevirelim hemen. 5 kere 1 5, 4 daha 9 bölü 5 yaptı. Birinci ifademiz aynen yazılıyordu. İkincisini ters çevirip çarpıyorduk. Burada 9'da 288'i sadeleştirebiliriz. 28'de 9 3 kere var. 18'de 2 kere. 5 ile çarpalım artık. 5 kere 2 10. Bir eldemiz var. 15 16 oldu. 160 tane kitabımız var bizim. Şimdi yapmamız gereken işlem ne? 280 santimetreyi 24'e bölmek. Kaç tane kitabın sığdığını bulacağız. 288'i 24'e bölelim. 28'de 24 bir kere var. 48'de 2 kere. 12 kitap yerleştirebiliyoruz bu şekilde. 160 kitabımız vardı. 12'sini yerleştirebildik. Bize yerleştirilemeyeni soruyor. 10'dan 2 çıkardık 8. 5'ten 1 çıktı 4. Demek ki 148 tane kitabımız açıkta kaldı. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Metre yüzme yarışına katılan 4 sporcunun yarışı bitirme süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre yarışı birinci bitiren sporcu hangisidir? Öncelikle paydalarını eşitleyip daha sonra karşılaştıralım burada verilen kesirlerimizi. Paydasını 96'da eşitleniyor. Bu durumda 48 ile genişlettik. 2 ile genişlettik. 3 ile genişlettik. Son durumda 48 bölü 96 oldu. 10 bölü 96 oldu. Bu da 9 bölü 96 oldu. Süresi en kısa olan kişi, yani en küçük kesrimizi bulunduran kişi, yarışı en kısa sürede bitirendir. Bu durumda birinci olan kişidir. Baktığımızda en kısa sürede bitiren Beren oluyor. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Dört farklı geometri çubuğu olan A, B, C ve D ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilere göre C ve D çubukların uzunlukları toplamı A ve B çubukların uzunlukları toplamının kaçta kaçına eşittir? B çubuğu A çubuğunun uzunluğunun 5'te 3'üne eşit diyor. Bu durumda A çubuğu 5 birimse B çubuğu 3 birim olacak. C çubuğunun uzunluğu D çubuğunun uzunluğunun yarısına eşit. C çubuğunun uzunluğu bakın B'nin 3'te 2'sine eşit. B 3 birimdi. Bu durumda C 2 birim oldu. C'nin uzunluğu D'nin uzunluğunun yarısına eşit. 1 bölü 2'sine. Bu durumda D 2 katı olacak. 4 birim. Şimdi C ve D'nin toplamı 4 artı 2'den 6 yaptı. A ve B'nin toplamı 5 artı 3'ten 8 birim yaptı. C ve D çubukların uzunlukları toplamı A ve B'nin kaçta kaçıdır diyor. 8'de 6'sı oluyor. Sadeleştirirsek 3 bölü 4 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Bir kuyumcu vitrine genişliği 290 bölü 20 santimetre olan takı standlarını bir doğru boyunca aralarında 3 tam 1 bölü 2 santimetre boşluk bulunacak şekilde yerleştirmiştir. İlk stand ile vitrin duvar arasında hiç boşluk olmayıp son stand ile vitrin duvar arasında 3 tam 1 bölü 2 santimetre boşluk vardır. Bu takı vitrinin uzunluğu 2 tam %16 metre olduğuna göre vitrine en az kaç takı standı yerleştirilir? Önce takı standlarımızın kapladığı yere bakalım. Bakın buradaki takı standı vitrine bitişik olarak verilmiş. Sondakinin ise sonunda yine duvara doğru 3 tam 1 bölü 2 santimetrelik boşluk var. Bu durumda stand sayısı kadar boşluk sayımız var. Demek ki standla ne yapalım? Standın genişliğiyle boşluğun genişliğini toplayalım. Standımızın genişliği 290 bölü 20 idi.
Aralarındaki boşlukta 3 tam 1 bölü 2. Şimdi burada baktığımızda sadeleştirirsek 10'a böldüğümüzde 29 bölü 2 oldu kesrimiz. Burası da 2 kere 3 6 bir daha 7 bölü 2 oldu. Toplarsak 36 bölü 2'den boşluklarımızın 18 santimetreye eşit olduğunu bulduk. Daha sonra 2,16 metreyi yani 2 tam %16 metreyi santimetreye çevirelim. O da 216 santimetre yapıyor. Artık 216'yı neye böleceğiz? 18'e bölelim. Kaç tane yerleştirebiliyoruz? 21'de 18 bir kere var. 36'da 2 kere var. Bu durumda 12 tane stant yerleştirebiliyoruz. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı.